UNICEF 1907 Tribün grubunun da önemli çalışmaları var. Geçtiğimiz yıl özel bir çalışmalarını ekranlarınıza getirmiştik. Bu kez de Yeşilçam'da Fenerbahçe paneli düzenlediler. Bir okulda düzenlediler bunu. Yılın son organizasyonuydu. Biz de gittik, çektik. Aslında Yeşilçam'da futbolu daha önceki programlarımızda da izlemiştik. O programdan bir bölümü de orada panel başlarken kullanıyor olmalarından dolayı da büyük mutluluk duyduk. İsterseniz Boğaziçi Üniversitesi'ne Salı akşamına bir dönelim. Burası Boğaziçi Üniversitesi. Üniversite içinden futbol ve sinema geçen bir panel için hazırlanıyor. Fenerbahçe taraftar grubu UNICEF, hatırlayacağınız gibi geçen sezon Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki farklı takımlara gönül veren lösemili minikleri ziyaret etmiş, sarı, lacivert, kırmızı, siyah, beyaz, bordo, mavi bütün renkleri bir araya toplamışlardı. UNICEF üyeleri bu kez Boğaziçi Üniversitesi'nde bir araya geldi. Türk sinemasında Fenerbahçe konuşuldu. 70'lerin simgesi şapkalar hazırlandı. Salon sinemada Fenerbahçe'yi anlatan afişlerle donatıldı. Türk sinemasında futbol deyince akla ilk Hababam sınıfı gelir. Bu nedenle toplantının bir okulda düzenleniyor olması da organizasyonu renkli, eğlenceli, keyifli bir hale getirdi. Panele Güdük Necmi karakteriyle hepimizin gönlünde taht kurmuş Halit Akçatepe, Fenerbahçe tribündenin müdavimi Şevket Çoruh ve Fenerbahçe sevdasını beyaz perdeye yansıtan Aşk Tutulması filminin yönetmeni Murat Şeker katıldı. Konuşmacılar anılarını ve sevdalarını paylaştılar. Yeşilçam'daki halkın takımı Fenerbahçe vurgusu üzerine konuştular. Tabii ki söz Leftere gelince salondan "Ver Leftere, Yaz Deftere" marşı yükseldi. Hem Hababam sınıfının hem Aşk Tutulması'nın yani hem geçmişin hem yakın tarihin filmlerinin unutulmuş ya da konuşulmamış birçok anısı yeniden canlandı. Perde arkasındaki bilinmeyenler bir hatıra defterinden çıkarcasına tebessüm ve ilgiyle dinlendi. Panel sonrasında Halit Akçatepe, Hababam sınıfı günlerini, ünlü yönetmen Ertem Eğilmez'in filme katkısını, filmin onun futbol bilgisiyle nasıl şekillendiğini anlattı. Ertem abi çok dikkatli bir insandı. Oyuncularını da öyle seçerdi. Yani onun yanında oyuncu olabilmek için mutlaka kendisi seni bir yerde oynatacak, yani şurada şuraya geçirecek, orada görecek ne olduğunu, yani halka sıcaklığı geçiyor mu geçmiyor mu, oyuncu mu değil mi diye görecek, ondan sonra oynatacak. Dikkatten bu, yani dikkatini bir yere teksif ederdi ve oradan her şeyi görürdü. Maçı da öyle söylüyor diyor adamcağız. Yani aman şuradan gol olsun, bir fazla değil. O şu aldı, bu verdi, o götürdü, ona verdi, onu ver. Öyle seyrediyor, onu da bana anlatıyor yani. Aşk Tutulması filminin yönetmeni Murat Şeker ise Türk sinemasında futbol temasının genel değerlendirmesini yaparken ilham kaynağı hikayeyi paylaştı. Aşk Tutulması'nın ana karakterleri aslında kardeşim ve eşinin hikayesi. Bana da film düşüncesini oluştururken en büyük ilham kaynağını onlar vermişti. O zamanlar henüz evli değillerdi ve bir sevgililer gününde Uğur Fenerbahçe maçına gittiğimde işte Pınar isyan etmişti beni bırakıp maça nasıl gidersin diye. Uğur'un da cevabı bana en büyük ilham kaynağı olmuştu. Yani seni 2 yıldır seviyorum ama Fenerbahçe 30 yıldır seviyorum diye. Dolayısıyla sevgilimin yanına gidiyorum dedi. Dolayısıyla Fenerbahçe bizim için asıl sevgilimiz. Ki Aşk Tutulması'nda da biz bunu irdelemiştik. UNICEF üyeleri takım tutma ritüelini yaptıkları özel organizasyonlarla her geçen gün geliştiriyor. Taraftarlık kavramına yeni bir anlayış getirirken çağın futbol asla sadece futbol değildir söylemine ince bir dokunuş yapmayı da ihmal etmiyorlar. Evet, Halit Akçatepe'yi tekrar gördüğüm için ben de çok mutlu oldum. Bundan 6-7 yıl önce Halit abiyle Halit abi ve ben Kıvanç bir araya gelmiş bir radyo programı yapmıştık. Halit Kıvanç, Halit Akçatepe. Yani benim için hayatımda herhalde en özel anlardan birisiydi. Bir tanesi benim idolüm. İlk onu gördüğüm anda herhalde nefesimin tutulduğunu 6 yaşımda anlatmışımdır. Her yerde bilmeyen yok. Diğeri de kahkahalarla güldüğüm bir adam. İki Halit'in arasında bir dilek tutmuştum.
O dileğim şimdi yerine geldi. Sizlerle birlikte program yapıyorum dermişim. Evet, çok güzel bir toplantıymış. Çok eğlenceli bir toplantıymış. Öncelikle onun haberini arkadaşlar verdiler. Şeyi söylemek gerekiyor herhalde. UNIFEP artık bir taraftar grubu, tribün grubu diyoruz ama herhalde sivil toplum örgütü oldu artık bu yaptıkları işlerden sonra. Öyle değerlendirmek gerekiyor onları. Çünkü işte lösemi hastası çocukları ziyaret etmelerinden tutun, işte Anıtkabir ziyaretleri düzenli yaptıkları, okullara gidiyorlar, okullara yaptıkları yardımlar, kütüphanelere yaptıkları kitap yardımları, Darül Cize'yi ziyarete gidiyorlar. Yani o kadar çok sosyal sorumluluk projesine, çevreyle ilgili yapılan birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıyorlar. Ve hani bütün bunları yaparken de bence en önemli şeylerden bir tanesi bu tüm takımların tribünlerinde de konuşulur aslında. Aralarında çok güzel bir sevgi, saygı ve bağlılık var birbirlerine. Çok pırıl pırıl gençler hepsi. Şunu söylemek gerekiyor herhalde. Bu tribünde konuştuğumuz işte şiddet olsun, yaşanan futbolla ilgili yaşanan her şeyin önüne cezalarla değil de böyle pırıl pırıl gençlerin sayısının artmasıyla geçeceğiz. O yüzden çok daha fazla keşke medyada yer alsalar. Hak ettikleri değeri zaman zaman gösteremiyoruz belki de. Aynı şeye gidiyoruz değil mi? Geçen haftalarda konuşmuştuk. Şu karton şapkaları oturup tasarlamaları, ürettirmeleri falan 10 numara. Peki bunu bir şey olarak görüyor musun? Aslında sahada bir yarış var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Fakat bir de taraftar gruplarının yarışı var. Çarşı bir şeyler yapıyor. İşte Galatasaray'ın taraftar grupları bir şey yapıyor. UNIFEP bir şeyler yapıyor. Diğer gruplar bir şey yapıyor. Şunu söylemek lazım. Şimdi sahadaki rekabet ne kadar artarsa... Başka bir konuya atlıyoruz aslında. Başka bir konu geliştiriyoruz bir anlamda. Bunları kategorize ederek gibi geliyor bana. Farklı konular ama paralel olduklarını düşünüyorum. Şu açıdan paralel olduklarını düşünüyorum. Şimdi tuttuğunuz takımın tabii ki de şampiyon olmasını istersiniz ama en büyük yani ezeli rakiplerinizin çok iyi oynadıkları bir sezonda size hani rekabette üst seviyeye geldiğiniz bir dönemde şampiyon olmayı tercih edersiniz. Onların kopmasındansa hani çatır çatır yenerek şampiyon olmayı tercih edersiniz. O rekabet her zaman ortadaki malın kalitesini arttırır. Türk futbolunun kalitesini de arttırıyor. Şimdi bu kadar güzel kaliteli işlere imza atınca bir grup, Fenerbahçe'nin taraftar grubu, Beşiktaş'ınki, Galatasaray'ınki, Bursa Spor'unki, Trabzonspor'unki, diğer bütün takımların taraftar grupları daha iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Biz burada ne zaman bir taraftar grubunun yaptığı iyi bir şeyi, bir sosyal sorumluluk projesini göstersek Okay, hemen arkasından biz de bunu yapmıştık, şunu yapmıştık diye bize bir sürü konu geliyor, bir sürü görüntü geliyor. Onları da yayınlamaya çalışıyoruz. O yüzden işte bence sıkıntı biraz hani bu yapılan işlerin daha fazla medyaya taşınması, daha fazla gösterilmesi. Çünkü şimdi çok eminim ki ben bu programdan sonra da biz de bunları yaptık diye birçok taraftar grubundan bize yeni öneriler ve davetler gelecek. Bir şekilde futbolun değirmenine su taşımalarına biz de aracılık etmiş oluyoruz. Büyük bir keyifle, büyük bir zevkle. Büyük bir keyif. Aslında evet. Keşke rekabet dediğin gibi oluyor mu diyorsun ya, olmuyorsa da keşke olsa. Çünkü rekabetin burada, bu şekilde, böyle güzel projelerde olması sadece Pınar'ın dediği gibi besler aslına bakarsan. Ve gerçek taraftarlık aslına bakarsan biraz da bu. Yani hani sadece sevdamız renklere diyor ya taraftarlar, bu artık hani o renklerin çok daha büyük bir çatı altında buluşması. Ve hep şeyi söylüyoruz, taraftarlar aslında birer sivil toplum kuruluşudur. En büyük sivil toplum kuruluşudur. Çünkü özellikle de üç büyükleri tutan taraftar sayısını ülkede düşünürseniz ülke nüfusunun herhalde 1/4'ünü kapsar diyebiliriz. Dolayısıyla 1/3'ü kapsayan ciddi bir sivil toplum kuruluşundan bahsediyoruz. Bir yanda Beşiktaş'ın taraftarları Van'daki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlerken, diğer yanda geçen haftalarda konuştuk, İsviçre'deki bir grup Galatasaray taraftarının kanser hastaları için bir organizasyon peşinde koştuğu. Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftar grupları da var İsviçre'de ayrıca. Ama öncülüğünü Galatasaraylılar yapıyorlar. Evet. Artı burada işte Fenerbahçe'ninkini konuşuyoruz. Dolayısıyla bu tip organizasyonlar oldukça, biz aslında tutkumuz futbol olarak çok gönüllüyüz. Bunları burada hani Pınar medyada yer almıyor diyor ya, biz hani medyanın bu kısmı olarak biz çok gönüllüyüz. Bunları bir parça ilham veriyor muyuz acaba? Yayın Yani herhalde her programda en az 2 tane bu tarz şey yayınlamaya çalışıyoruz ve hani ben yayınlamaya da devam edeceğiz. En çok keyif aldığımız şeyler bunlar çünkü. Benim en çok hoşuma giden bazen Twitter üzerinden arkadaşlar, abi bak bu tam sizin programa göre, evet, işte tutkumuz bol, evet, hikayesi diye gönderiyorlar. Tabii sosyal medya çok hızlı bir medya olduğu için bazı konular sosyal medya üzerinde gösterilmiş, üzerine tartışılmış oluyor. Bu bir televizyon programı. Biz televizyonda onu rafine ederek sunuyoruz. Tabii televizyonun gücü bir başka, bir farklı. Dolayısıyla
Ben çok keyif alıyorum bu tip organizasyonlarda. Her hafta olsun, her hafta gidelim. Bu davetlerine katılamadık. Onu da sözünü verelim. Bir sonraki davetlerine mutlaka katılmak isteriz. Bizzat biz de katılırız tabii ki. Sevgili seyirciler.